Efendim ben Rafet Güngör. Çanakkale, Biga, Hacı Pehlivan Köyü doğumluyum. Ana tarafından Salih Bayram Gazi. Baba tarafından Şehit Murat Güngör torunuyum. İstanbul'a 1962 yılında geldim. Öğrencilik hayatım Çarşamba İsmaila civarında geçti. 1969 yılında Süleymaniye Kütüphanesi'nde açılan mülakatla Süleymaniye Kütüphanesi'nden memur olarak atandım ve çalışmalarım orada 25 yıl devam etti. Daha sonra İstanbul Osmanlı Arşivlerine tayinim çıktı. 10 yılda Osmanlı Arşivlerinde çalıştım. 2000 yılında memuriyet hayatımı tamamladım. Görmüş olduğunuz bu mekanda cilt ve patoloji işlerine devam ediyorum. Mesleğimi severek de ifa etmeye çalışıyorum. Cildin cem'ine biz mücellit diyoruz. Yani cildin her türlüsünü yapan ciltçilere mücellit deniliyor. Tabii cilt dediğimiz zaman cilt geniş kapsamlı bir kelimedir. Avrupa ciltleri var, Arap ciltleri var, Memlük ciltleri var, Selçuk ciltleri var. Geniş bir kapsamlıdır bunlar. Tabii bunların detaylarına göre ifa edildiği zaman mücellitlik meydana çıkıyor. Mesela bir Osmanlı cildi farklıdır, Selçuklu cildi farklıdır, Endülüs farklıdır, İran cildi farklıdır. Hepsinin kendine has özellikleri, klişeleri, zencerekleri vardır, selbekleri vardır. Her ülke kendi zevkini ciltlere yansıtma özellikleri vardır. Bunlar da kitaplarda sık sık bunları görüyoruz. İşte biz bunları ifa etmeye çalışıyoruz. Şimdi ben Süleymaniye Kütüphanesi'ne girdiğim zaman bizim zamanımızda Süleymaniye Kütüphanesi yani kütüphanelerin tamamı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı. O zaman Kültür Bakanımız Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman Bey vardı. Kütüphanelerde o dönemde de hizmet içi eğitim kursları düzenleniyordu. Mesela Osmanlıca, Arapça, Farsça, Ebru yapımı, cilt yapımı bu tür kurslar düzenleniyordu. Biz de bunların tamamına katılarak cilt sanatını öğrenmiş olduk. Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki cilt ve patoloji servisi Türkiye'de tek olması hasebiyle Türkiye'nin bütün vilayetlerinden, Amasya'dan, Edirne'den, Manisa'dan, Bursa'dan, Konya'dan bütün yazma eserler o bizim servisimize geliyordu. Ve orada restorasyon yapılıyordu. Ciltleri de yine orada ifa ediliyordu. Bizim ciltlik sanatını, ciltçilik sanatında olmazsa olmazlardan biri de mücellitler bildiklerini değil, kitabın istediğini yapmak gibi bir mesuliyeti vardır. Yani biz efendim şunu çok beğendik, efendim şunu şuna yapalım diye bir lüksümüz yoktur. Evet. Kitap neyi istiyorsa biz onu yapmamız gerekir. Selçuk ciltlerine Selçuk ciltleri yapmamız gerekir. Osmanlı ciltlerine Osmanlı ciltleri yapmamız gerekir. Hatta daha da ileri giderek Emeviler, Abbasiler, Endülüsler dönemlerinin ciltlerini vakıf olmak lazım mücellit ki bunları yapabilsin. Bunun için tecrübeye ihtiyaç vardır. Eğitim gerekir. Efendim, bu şekilde çalışılırsa kitabın daha çok hakkı verilmiş olur. Kitap da içiyle dışı birbirine müsemma olmuş olur. Hattatlar bu işi o kadar geliştirmişler ki Muhammed Sivasi Efendi yani deri, kağıt, ahirli kağıttan vazgeçmiş de gümüş plakanın üzerine bir kaside-i bürde yazmış. Bu bugün şu anda Türk İslam Eserleri Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Bildiğimiz gümüş plaka. Hem sağ yüzünde hem arka kısmında, sol yüzünde
oyarak yazılmış yazı. Tamamen yani bir el, buna biz buna katı sanatı diyoruz. Tabi gümüş plaka olduğu için zamanla oksitleşmiş. Oksitleştiği için artık onun dikiş yerleri zamanla nasıl ciltlendiği bir türlü belli olmuyor. Biz de benim ustam o zaman Portekiz'e gitmişti. Kütüphanedeki o cilt işleri tamamen benim omuzuma yüklenmişti. Fazla tecrübem de yoktu. Ne yapacağım diye sıkıldığım anlar oldu. Bunu nasıl ciltleyebilirim diye böyle düşünürken haftalar geçti. Sonra bir gece rüyamda gördüm ki ustamı ameliyat ediyorum. Ve ameliyat ipleri biliyorsunuz iğneleri U harfindedir. İşte ustamın karnını diktim. O arada da birden uyandım. Ve derhal onu hatırladım. Dedim ki ben bu kitapta böyle bir şey olabilir diye. Gittim sabahla temizliğini yaptım. Baktım ki hakikaten tahmin ettiğim gibi orada dikiş yerlerini gördüm. Kitabı da aldım, temizledim, diktim. Bir yerine teslim ettim. Tabii bu bizim yani kitaplara verdiğimiz değerlerden de bir numunedir. Selamünaleyküm Rafet abi. Kolay gelsin. Aleykümselam, nasılsın? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Abi, kitabımı almaya gelmiştim de ben, ciltletmeye verdiğim kitabı. Efendim senin kitabını da hazırladık. Sağ olasın. Abi yine yaymışsın buraya bir sürü kitap. Evet. Bunları var mı bunların bir özelliği ya? Tabii efendim, var bir. Sizin kitabını bu şekilde yaptık. Son devrin ciltlerine örnek olarak. Güle güle kullanın. Miklebiyle, dikişiyle, şirazesiyle güzel bir eser olduğunu düşünüyorum. Buyurun. Çok sağ olasın. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Evet. Güzel yapmışsın. Yani. Sağ olasın abi. Ya abi güle güle kullanın. Farklı özellikleri var mı? Bunlar bizim cilt örneklerimiz. Onların bakımını yapıyoruz bugün. Şu gördüğünüz en eski cilt örneklerinden bir numunedir. Ben 50 yıllık ciltçiyim. Ben yurt içinde de çalıştım, yurt dışında da çalıştım efendim. Ama asıl mesele şu ki, kütüphanelerde kitaplarımız gerektiği gibi ehemmiyet vermediğimizi de açıkça söylemek lazım. Yani yazma kitapların hakikaten restorasyonları daha ciddi yapılması lazım. Mesela İtalya'da kitap hastanesi kurulalı 150 sene olmuş. Bizde henüz daha şurada 5-6 yıl oldu. Bunu keşke daha önce kursaydık da kütüphanelerimize daha iyi hizmetler verebilseydik. Enteresan ciltlerdir ama bugün onları maalesef ne ustaları kaldı ne de eserler kaldı. Şurada bir şey görüyorum. O nedir abi? Farklı bu bir şey. En eski dönem ciltlerinden bir numunedir. Gördüğünüz gibi bunun içi Kur'an olması hasebiyle kenarlarına Kur'an ayetleri klişelerle basılmış ve zenginleştirilmiştir. Kenarları yine zencelek çekilmiş. Burada bakınız ayeti kelime yazıyor. İnni leküm rasulün emin fettekullah ve etiun diye bir ayeti kelimedir. Ne? Deriye mi yazmışlar? Başka bir şeye mi yazmışlar? Bu klişeye işlenmiş. Klişeyle deri üzerine basılmış. Bu artık tabii sıcak yaldızla basılıyor bunlar. Anladım. Kolay kolay artık bunlar çıkmaz. Çok uzun ömürlüdür. Efendim bu işin mektebi şu anda İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nde cilt bölümü var. Ama gerektiği gibi bu mesleğin incelikleri tanıtılmadığı için gençler bu işe adapte olamıyorlar. Benim acizane görüşüm budur. Bu genelde bu işler Kültür Bakanlığımızın işi. Bu işin biraz daha üstüne eğilmesi gerekiyor. Çünkü eğitim gereken efendim tecrübe gereken bir meslek dalıdır mücellitlik. Yani tekrarı olmaz. Yani restorasyon işinde efendim olmadı bir daha yapalım diye bir şeyimiz yoktur. Mazisi çok eski bir kadim sanat olduğu için her türlü örnekleri ve desenleri denenmiş cilt örnekleridir bunlar. Şunlar da yine cihar köşe kumaş ciltlerden bir örnektir. Bakınız kumaştır tamamen.
Yine köşe bentler basılmış ama zencirlik çekilerek zenginleştirilmiştir. Efendim ben 50 yıldır bu cilt sanatıyla, kitap sanatlarıyla iştigal eden bir kişiyim. Hem Osmanlı arşivlerinde hem de Süleymaniye Kütüphanesi'nde, Suriye'de, Afganistan'da, efendim ülkenin çeşitli yerlerinde çalışmalarımız oldu. Öğrenci kardeşlerimizin yetişmesine faydalı olmaya çalıştık. Burada bizim en büyük kazancımız, çoluk çocuğumun rızkını buradan kazandım. Onların okumasına, çalışmalarına yardımcı olmaya çalıştım. Elhamdülillah şu anda onlar okudular, okullarını bitirdiler. Hepsi öğretmen oldu. Rızıklarını kendileri kazanıyorlar. Biz de kalan ömrümüzde onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve mesleğimi devam etmek için gayret sarf ediyorum. İki gününü birbirine müsavi olan kişi gerçek Müslümanlığa erişmemiştir diye bir hadis-i şerif vardır. Onun için bu İslamiyet'in çalışmaya verdiği bir önemi gösterir. Tabii çalışmak herkesin branşına göre bir işi vardır. Zaten çalışmamak diye bir mesele olamaz. Bu iş branşının karşılığını vermek, en iyisini vermek, bunu yaparken de helalinden kazanıp helalinden rızkını kazanmak da bir İslamiyet'in gereğidir ve insanlık bir vazifesidir, insanlık gereğidir diye düşünüyorum. Efendim 2013 yılında almış olduğum bir davet üzerine Afganistan'ın Kabil şehrine davet edildim. Burada dünyanın en büyük Kur'an'ı ile karşılaştık. Bu bahsedilen Kur'an-ı Kerim 2,5 metre boyunda, 1,5 metre eninde, tesibi yapılmış, yazıları harikulade, gölgeli yazıyla yazılmış. Efendim 457 kilo ağırlığında, yani yarım ton ağırlığında bir eser. Bunun cilt yapılması için bize bir teklif geldi. Aşağı yukarı 4 ay gibi bir zaman zarfında kapaklarını hazırladık. Makine kısımlarını Osmanlı arşivlerinde yaptım. Diğer el işlerini de Afganistan'ın Kabil şehrinde tamamladım ekibimle beraber. Şu anda her cuma günü okunuyor. Bir de bunun manevi bir havası var tabii. Biz nasıl Topkapı Sarayı'nda Hazreti Osman'ın okurken şehit olduğu Kur'an-ı Kerim'in restorasyonunu arkadaşlarımızla beraber yaptığımız zamanki durumdaki nasıl o esere değer veriyorsak, bunlar da bu eser de belki 500 sene kalacak, belki 1000 sene kalacak. Bizden sonra nesil bunu anacaklar. Buna göre hizmet gerekiyor. Biz de elimizden her türlü maddi ve manevi her türlü feragatı yaparak bu işe girdik zaten. Ve orada büyük takdirler de gördük. Ve nasip bizeymiş yani. 40 yıllık meslek hayatımızın zekatı dememizin bir daha böyle bir esere ulaşamayacağımız veya ciltleyemeyeceğimizi düşüncesiyle bunu söylüyorum ki yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Bu vesileyle ifa etmiş olduk. Büyük sıkıntı bu. Bilhassa bak bizim bu İstanbul'umuzun rutubet davasından bu kolaya çok iyi dikkat etmekle bu Rafael Bahar öldü. Bu işte maziye kapandı. Çok mühim yani bu. Kaç sefer ikaz ettim. Ya etmeyin eylemeyin bu kolalar bakın tutmuyor. Tutsa da güve yapıyor. Biz bunu yaşadık yani. Hiçbir önlem alınamadı. Yani bunun şeyini bulamadık. Ha birisi buraya geçen sene kursumuzda numune getirdi baktık. Ama öyle bir fiyat söyledi ki şu kadar bir şey içine bir şey koymuş. 250 gram bir şeye var ya 300 lira diyor. Ya bununla ben 50 tane kitap ciltlesem yani kitabın cilt fiyatı 3 milyonu geçer. Yani. Olacak şey değil yani. Bizim yazma kitaplarımızın mühim olanlarının en mühimi yazma Kur'an-ı Kerimlerdir. Genelde bunlara restorasyonu ve tamirleri ve ciltleri yapılırken bazı riayet ettiğimiz hususlar vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'in miklebi vardır.
bir de sol kapağı vardır. Mikleple sol kapak arasında bir de sertap kısmı vardır. Bu sertap kısmında genelde Kur'an-ı Kerim'den La yemessuhu illel mutahherun ayeti kelimesi yazılır. Bu ayeti kelime şu demektir ki bu Kur'an-ı Kerim'i ancak temiz olanlar el sürebilir. Bu da bize bir uyarıdır. Yani Kur'an-ı Kerim cildini yapmak için, restorasyonu ve patolojisini yapmak için efendim abdestli olmak gerekir. Bu da bir dini bir vecibedir. Kur'an zaten bir kutsallığı vardır efendim, bir kendine has özellikleri vardır. Neticede Allah kelamıdır. Biz de buna saygı ve hürmet göstererek bu cildimizi yapmaya çalışıyoruz. Yapacak arkadaşlarımıza da bunu tavsiye ediyoruz. Anladım. Efendim bu da görmüş olduğunuz gibi cilt örneklerinin zenginliğine işaret eden bir cilt örneğidir. Kadifeden yapılmıştır. Kenarları deriyle kaplanmış, göbek kısmına ve köşe bentlere köşe bent basılmış, ay yıldız basılmış, değişik bir cilt örneğidir. Efendim ben yazma kitapların restorasyonuna başlamadan önce dikkat ettiğim hususlardan biri de yazma kitabın ketebe sayfasını okurum. Yani bu eseri kim yazmış, ne gayeyle yazmış, hangi tarihte yazılmış, hangi dilden yazılmış, buna çok dikkat ederim. Ve bunu genelde bu insanların kitaplarında, bu ketebe sayfasında şöyle bir ibare vardır. Ben bu konuyu bu şekil yazdım ama doğrusunu Allah bilir diye bir ibareleri vardır. Bir de hayır dua isterler. Bu kitabı okuyan, ciltleyen, tesipleyen kişinin duasını isterler. Bizden de böyle bir istek olduğuna göre biz de ciltçiyiz. Bunların ruhlarını birer Fatiha okumayı asla ihmal etmem. Tabi aradan 100 sene geçmiş, 200 sene geçmiş, 300 sene geçmiş. O insanların ruhlarının şad olduğuna inanıyorum. Bunu da gelecek arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Efendim bize genelde kitap kolik derler. Yani bu meslek. Biz hakikaten kitaba aşina olmuş bir insanlarız. Zarf mazrufsuz, mazruf da zarfsız olmaz. İnsanoğlunun kendine has bir özellikleri vardır. Sevdiği işi yapar. Kitap sanatları da bunların içinden olan bir meslektir. Kitap sanatının hiçbir zaman acemiliği olmaz. Severek yapıyoruz, severek icra ediyoruz. Hiçbir zaman emekliliği olmayan mesleklerin içine giren bir daldır. İnsanoğluna hizmet ettiğimiz müddetçe de buna devam etmeyi düşünüyoruz. Efendim, ilmin devamı kitaplarla, kitapların devamı da cilt ile diyelim. Bu işi de burada noktalamış olalım.